Biliyorsunuz bizim bir efsane Yüksel Spor'umuz vardır. Evet bakın. Bu Yüksel Spor zamanında Bodrum Spor'a çok gençler yetiştirdi. Ve bugün bakın Bodrum Spor'umuz başarıdan başarıya koşuyor. Bu mahalle sporu sevdiği için söylüyorum bunu. Ve uzun yıllar sonra dikkat edin arkadaşlar, Bodrum Spor seyircisiyle tekrar buluştu. Maçlara geliyorsunuz, görüyorsunuz bakın. Şu anda binlerce Bodrum halkı tekrar Bodrum Spor sahasına geliyor. Bodrum Spor'la birleşmiş vaziyette maçları izliyor. Evet, biz aynı zamanda sadece altyapı üst yapı yapmadık. Bodrum halkını tekrar Bodrum Spor'la buluşturduk. Sporun her branşında arkadaşlar başarıdan başarıya koştuk. Bodrum Spor'umuz yelkende bakın bir dünya şampiyonu çıkardı. Avrupa şampiyonları çıkardı. Balkan şampiyonları çıkardı. Düşünebiliyor musunuz? Biz bunları hep geleceğimize bir yatırım olarak görüyoruz sporu. Sağlıklı nesiller yetiştirmek esasında biz yöneticilerin en büyük görevi. Eğer biz gencimizi, çocuğumuzu doğru yola kanalize edemezsek, onlara doğru yolu gösteremezsek yanlış yerlerde olurlar. Ve bakın Bodrum'da şu anda Bodrum Belediyesi olarak bu yaz sadece 900 çocuğumuza spor yaptırdık arkadaşlar. Okullar tatil olduktan sonra. Dedim ya, yani belediye başkanlığı beton, asfalt, bina yaptırmak değil. Esas görevi bu arkadaşlar. Sağlıklı nesiller yetiştirmek, halkının sağlığıyla ilgilenmek. 50 kilometrelik asbest borudan 33 kilometresini geliştirdik arkadaşlar. Ve şu anda özellikle Almanya'da örnek gösterilen ve geçenlerde birçok büyük ilimizin çevre ve su işleri müdürleri gelerek çağdaş, modern, hijyenik yaptığımız su depolarımızı incelediler. Bakın hepsi bunlar halkın sağlığı içindi. Hepsini bunları başardık. Hiçbir zamanda bunları gelip de şunu yaptık, bunu yaptık diye anlatma gereksinimi de duymadık. Çünkü halkım zaten bunu görüyor. Yaptığımız çalışmaları biliyor. Bakın Bodrum nereden nereye geldi. Şimdi de içmelere söz vermiştim. İsmail Özyurt'a sıcak asfalt yola başladık. İsmail Özyurt, hayırlı olsun kardeşim. Gördün değil mi bugün çalışmayı? Hani içmelere bir şey olmuyordu? İçmeler dedik de aklıma geldi arkadaşlar. İçmelerde arkadaşlarımız teknelerini denize indiremiyordu. Niye indiremiyordu? Elektrik hatlarının üstte olmasından dolayı elektrikler kesildiği zaman kesmek zorunda kaldık ve sanayide hayat duruyordu. Elektrik. Ahmet'im aldık mı yerin altına hava yatları? Aldık. Ara yolları açtık mı? Açtık. Ruhsatsız olan yerlerimize ruhsat verdik mi? Verdik. Haluk Bey imar getirdik mi? Getirdik. E kardeşim yani bunları bazen arkadaşlar unutuyor. Takmışlar bir yola. Yolu berbat. Arkadaşlar dedim ya yol yapmak kolay. Araçları yolladı. Bugün sıcak asfalt başladı. Önemli olan sen içmelerin en büyük kanayan yarası olan ruhsat verememediği için teknelerini denize indiremeyen tersanecimizin sorununu Mehmet Kocalı ve arkadaşlar ekibi çözdü mü? Çözdü. İşte güzel olan bu arkadaşlar. Gerisi olup gidiyor. Olup gidiyor. Bodrum'un her yerinde imzalar attık. Meydanlar açtık. Yollar yaptık. Kaldırımlar yaptık. Aydınlatmalar yaptık. Ama arkadaşlar hayatımız var olduğu müddetçe, devam ettiği müddetçe sorunlar bitmez. Sorunlar biterse zaten hayat bitiyor. Onun için sorunlarımız da olsun, hayatımız da devam etsin. Bu sorunlar arkadaşlar hep büyüdükçe, geliştikçe, çoğaldıkça bu sorunlar da kendinden olur. Önemli olan problemin bir değil, çözümün bir parçası olmak arkadaşlar. Evet, biz hep çözümün den yana olan bir belediyecilik sergiledik.
Oya Hanım'la ilk tanışmam öyle oldu. Bodrum Belediyesi'ne geldi, elinde bir defter kalem, devamlı ben ağzına ne çıkarsa yazıyor. Merak ettim. Ya Oya Hanım, siz bunları niye yazıyorsunuz dedim. Ya başkanım dedi, ben dedi evden çıkınca size gelirken sizi farklı anlattılar bana dedi. Şimdi biz ne söylesek siz cevap veriyorsunuz ve tamam diyorsunuz. Onun için de şaşırdım dedi. Merak ettim dedi, niye her şeye tamam diyorsunuz? Doğru şeyler istiyorsunuz da ondan. Yelken kulübüne yardım istiyor. Tabii ki yapacağız yelken kulübüne yardım, Oya Hanım dedim. Ondan sonra defteri kalemi kapattı. Başkanım siz, ben sizi çok sevdim dedi. Şu anda gece gündüz bizim için çalışıyor. Yani biz dışarıdan anlatılan gibi değiliz arkadaşlar. Zaman zaman evlere gidip kafalarda soru işareti oluşturuyorlarmış. Kocadan gelip yıkacak, yapacak, edecek diye. Arkadaşlar biz kimsenin elinden yasal hakkını alan insanlar değiliz. Hele ekmeğiyle hiç oynamayız. Onun için evinde herkes rahat uyusun. Hiç kimsenin 5 yıl içinde hakimin evini yıktım arkadaşlar. Daha doğrusu kime yardımcı olmadık? Herkesi kucakladık. Herkesle birlik beraberlik olduk. Onun için böyle şeylere inanmayın. Esasında böyle şeyler de benim de burada söylemem biraz da ağrıma gidiyor ya. Artık siyasette karalama, lekeleme, çamur atma gibi şeyler bırakalım da 20'sinden sonra meydanlarda güzel konuşmalar yapalım. Sizlerle daha çok kucaklaşalım. Pazartesi günde zaten proje kitapçığımız da size ulaşacak. Projelerimizi de anlatacağız. Ve bunları anlattıkça güzel olanı sizlerle beraber, büyükşehirle beraber hepsini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Çünkü 2009'da Bodrum yeniden doğacak demiştim. Bakın gerçekten baktığımızda Bodrum yeniden doğdu arkadaşlar. Şimdi gelecek Bodrum'u diyoruz arkadaşlar. Birlik için, beraberlik için gelecek Bodrum diyoruz. Bodrum Yarımadası halkına artık zor günlerimin dostu olarak seslenmek istiyorum. Benim sizden bir ricam. 30 Mart için arkadaşlar. Bana nasıl olsa oy vereceğinizi biliyorum. Bunda bir sıkıntı yok. Şimdi ulu önderimiz Mustafa Kemal için. Layık Cumhuriyet için. Bireysel hak ve özgürlüklerim için. Şu güzel çocuklarımız için. Yanımda oturan torunumun geleceği için. Bunu bir daha belirtmek istiyorum. Torunumun geleceği için 30 Mart'taki doğru adres Cumhuriyet Halk Partisi ve Mehmet Kocaman'ı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sizlerle olmak beni mutlu ediyor. Sizlerin arasında dolaşmak beni daha da güçlendiriyor. Yorgunluk kavramını sayenizde beynimden attım arkadaşlar. Gece gündüz çalışmak da bana düşüyor bu sevgiden sonra. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Güçlenerek geleceğiz. Gelecek Bodrum'un diyoruz arkadaşlar. Ve güçlenerek geleceğiz. Bunlar başlangıç. Bunlar da başlangıç.